Merhabalar. Bu dersimizde web araçlarından devam ediyoruz. Yine dışarıdan hazır şablonumuz var. Onun üzerinden bir örnekleme yapacağız. FileOpen'dan dışarıdan hazır şablonumu açacağım. Yine resimler klasörümde uçak hazır şablon dosyamı açıyorum. Web kısmında ikinci temel aracımız Slice Tool araçlarımız. İki tane Slice aracımız var. Biri standart kutu olarak çizim yapabileceğiniz Slice Tool. Diğeri poligon. Serbest olarak Slice yapabileceğiniz bir araç. Slice Tool'u kullanım amacımız web sayfasını bölümlendirmek için veya belli bölümlere çeşitli kodlamalar girmek için kullandığımız bir araç. HotSpot aracından farkı linkleme yani bağlantı verme dışında resimleri parçalamak yani tasarımı bölümlendirmek için esasen kullanılıyor. Bir de ekstra dışarıdan HTML kodu tasarımın içerisine eklenmek istediği zaman da bu aracı kullanabiliyoruz. Slice Tool'u kullanmak istediğimizde dediğim gibi esas amacımız sayfanın tasarımın bölümlendirmesini sağlamak ve aynı zamanda linkleri yapılandırmak. Sayfayı bölmemizin temel amacı dışarıya attığımızda her bölümü farklı farklı düzenleyebilmek veya sayfanın daha hızlı açılması için bölümleri parça parça ekrana getirebilmektir. Slice aldıktan sonra özellikle link olacak kutucukları yani menüleri, sonradan düzenlenecek yazıları veya sayfaya daha sonradan eklenmesi gereken hareketli bölümleri mutlaka slice aracıyla kesmemiz gerekiyor. Örneklemek gerekirse bu tarz bir tasarımda öncelikle logoyu ayrıca bir kesmek gerekiyor. Slice attığımız zaman hemen logoyu kaplayacak bir şekilde gördüğünüz gibi bir alan oluştu. Bu alanımızı yine seçim aracıyla yeni değiştirebilirsiniz veya köşelerden tutarak boyutlandırabilirsiniz. Buradaki amacımız ne olabilir? Hem bu logoyu böyle dışarıya atmak bir kalıp halinde hem de aşağıdan örneğin ana sayfaya yani sitenin başlangıç sayfasına link vermek olabilir. Yine aynı şekilde slice aracımı aldığımda burada tıklanacak olan menümüzü teker teker keserek hem bunları buton şeklinde dışarıya atmayı sağlayacağız hem de linkleri vermiş olacağız. Gördüğünüz gibi teker teker alanları belirliyorum. Yine dediğim gibi bunları boyutlandırması, düzenlemesi yine yapılabilir. Her bir kutuya pointer select aracıyla tıkladığım zaman aşağıda görüyorum. Linklerini yazabilirim. Tabii ki bu sayfalarımızı daha sonra yapılandıracağız. Bunların var olduğunu düşünerek linklerimizi veriyoruz. Bu şekilde Dreamweaver'a geçmeden veya ekstra kodlamaya ihtiyaç duymadan buradan direkt linklerimizi, bağlantılarımızı vermiş oluyoruz. Teker teker yazabilirsiniz. Yine şöyle bir alana geldiğimizde örneğin bu alanı komple keserek dışarıya tek parça çıkarmak istediğimizde yine slice aracımızla gördüğünüz gibi tek parça halinde kesiyorum. Veya şu tarz bir alana geldiğimizde daha sonradan özellikle yazıları değiştirmeyi planlıyorsanız başlığı ayrı bir şekilde ve yazıyı ayrı bir şekilde kesmeniz avantajınıza olacaktır. Böylelikle her iki bölüme de ayrı ayrı müdahale etme şansınız olacak ve daha pratik olacak. Sağ taraftaki bölüm için de yine bunların bir buton, bir link olduğunu düşünürseniz başlık bölümünü ayrı kesersek ve alttaki bölümleri ayrı kesersek daha sağlıklı bir kullanım olacaktır. Bu şekilde teker teker kesip örneğin Nepal linkine link vereceğimiz zaman nepal.html şeklinde
Hemen linkimi verip oraya tıklandığında gidilmesini sağlayabilirim. Bu sayfamdaki bilgilerin dökülmesini sağlarız. Bu şekilde teker teker yapılabilir. Slides aracımızı yine preview moduna geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi her bölümün ayrı ayrı kesildiğini ve linklendiğini görebiliyorum. Tabii ki yine F12'ye basarak da bunu ön izlemesini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine linklerimiz hazır halde sayfamıza tıkladığımız zaman gidecek halde hazırlar şu an. Burada gördüğünüz gibi ayrı ayrı kesmiş olduğum parçaları görebiliyorsunuz. Buradaki temel amacı söylediğimiz gibi bölümleri oluşturmak ve daha sonra düzenlenmesini sağlayabilmek ve alt bölümden de linklerini vermek. Slides aracının diğer bir ekstra özelliği ise şu an tasarım aşamasındayken herhangi bir HTML kodunu sayfanın içerisine gömebiliyoruz. Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi duyurular kısmımız var. Duyurular kısmındaki şu alt kutucuğa, şu bölüme buradayken kayan haberler eklemeyi planlıyoruz. Örneğin aşağıdan yukarıya doğru giden haberler eklemek istiyoruz. Daha önceki HTML ünitemizde kodlarımızda söylemiştik. Bir Markey kodumuz vardı. Kayan yazılar sağlamak için, hareketli bir yazı formatı yakalamak için Markey kodu vardı. Örneğin bunun uygulamasını bir görelim burada. Yine buradan slice tool'umu alıyorum. Ne kadarlık bir alanda yazıların akmasını istiyorsam bu bölüm burada çizimini yapıyorum. Yerini ayarlıyorum. Tabi burada bakın çizmiş olduğum bu kutunun da belli bir ölçüleri var. Bu bölümlendirmenin bir ölçüleri var. Hemen onu aşağıdan görüyorsunuz. 326'ya 98 boyutlarında bir bölümlendirme yapmışım. Buradan siz elle de yapabilirsiniz bunu. Örneğin 325'e 110 olsun. Tıkladığım zaman ölçüyü görüyorum. Burada bu bölümlendirmeyi yaptık. Şimdi bunun içerisinde bu kodları nasıl yerleştireceğimizi görelim. Slice'a tıkladığımızda aşağıya hemen bakıyoruz. Tip şeklinde yani type bölümünde bir liste var. Listeyi açtığımızda bakın en altta bir HTML bölümü görüyoruz. Bu yani HTML kodu ekleyeceğimiz alan. HTML'i seçtiğimizde de bakın hemen HTML Slice adını aldı ve alt kısmında Edit butonu çıktı. Edit butonuna bastığımızda da hemen bir basit bir editör geliyor. Bu editörde de bizden HTML kodları yazmamız isteniyor. Bu bahsettiğimiz Markey kodunu yazalım. Markey boşluk diyoruz. Önce yön verelim. Direction yönünü veriyorum. Yukarı gitmesini istediğim için Direction Up diyorum. Bir boşluk atıyoruz. Bu çalışma alanının yani slice alanının boyutlarına uygun bir boyut veriyorum. Genişliğimiz 300 olsun. Yüksekliğimiz de height değerimiz 90 olsun. Bunu kapattık. Markey'in açılışını ve temel özelliklerini sağlamış olduk. Yazılar yazalım. Örnek birkaç yazı. Yeni seferlerimiz başladı diye mesela bir yazı yazalım ve Markey kodunu kapatalım. Evet. Markey kodunu yazdık. Yazımızı burada başlattık. OK diyerek çıkış yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi yazdığımız kodu da aynı zamanda burada ekran üzerinde görebiliyoruz. Şimdi bunun çalışan versiyonuna bir bakalım. F12'ye basarak tarayıcıda görüntüleme alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık çok pratik ve hızlı bir şekilde belirlediğimiz alanda slice açarak bir HTML kodu yerleştirdik. Böylelikle dışarıdan kayan haberlerimizi çok detaylı bir kodlama yapmadan çok basit bir şekilde tasarımımıza entegre etmiş olduk. Böylelikle dışarıdan herhangi bir çalışan kodu da
Slice bölümünden enter etme şansımız bulunuyor. Evet, slice aracıyla standart linkleme işlemi, bölümlendirme işlemi ve ihtiyaç halinde de HTML kodlarını içeriye ekleme şansımız bulunmakta.